aleyküm Samarqand. Vallahi bu mol yonktan yola çıktı. Kuçaya vardı. Oradaki zenginliklerin hepsini gördü. Ulan millet ne kadar zenginlemiş oralarda. Ulan o İpek yolundaki gelen bütün zenginliklerden yararlandı. Bunu ben nereden aldım? Üretimci Çuan Bey'den aldım. Vallahi bir eser çıkartmış ki Allah onu canını olsun. Bunu ben size en güzel millet Semerkantlılara getirdim. O kim? Böyle başlayalım. Çıkarttırmadan nedir? Araf anama, Kirt babama. Lan sen bilmiyorsun ağaç çıkarttırma. Lan yüzyıllardır Çin'de uygulanıyor. Hayır. En yüksek fiyatı kim verirse nah ona parayla veriyorsun. Vallahi belli ki siz henüz buraya bu medeniyet gelmemiş. Biz başlayalım. 15 dinara satıyorum. Var mı hangi? Alıyorum. Böyle ya, gel. Gel kardeş. Maşallah. Al, çüven beyim. Merhaba Antakyalı Katolik Hristiyan arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yastık 4 keşeli çok sıradanmış. Ama bu görmüş olduğunuz yastık 4 köşeli lakin Semerkantlı Türklerden geliyor. Semerkant'ın özel kültürü, eseri. Şu güzelim çiçeklere bakın. Onlar her şeyi çiçekle böcekle beziyorlar maşallah. Hiç Semerkant'a gittiniz mi? Oradaki o şehri saran güzel suru görmeniz gerekiyor. O halkın giydiği güzel ilginç kıyafetleri görmeniz gerekiyor. Beni çok konuşturmayın, satın alın şunu. Muallim, gel sen al. Sen iyi adamsın. Çok sanat eseri, maşallah. Sağ olasın. Merhaba, Konstantinopolli Ortodoks Hristiyan arkadaşım. Bildiğiniz gibi ben İpek yolundaki bir tacir. Lakin birçok devlet İpek yolunu ele geçirmek için savaşıyor. Bu biz tüccarlar için çok zor. Sürekli mallarımızı kaybediyoruz. Misal, bu fırçayı ben size 2 dinara verecektim. Lakin malların çoğu gittiği için 5 dinar olacak. Zaten her zaman savaş vardı. He. İyi. 2 dinar olsun. Namussuz.